Evet değerli seyirciler, Evrimde Temel Yanılgılar video serisinin son bölümündeyiz. Bütün bu videolardan şunu çıkarmış olabilirsiniz. Senin anlattıklarına göre evrim bilimsel yaklaşımlara uymuyor ve bilimin temel ilkeleriyle bağdaşmıyor. Hatta mevcut biyolojik işleyişle, biyokimyasal işleyişle uyumsuz. Dolayısıyla da evrimin gerçekleşmesi sana göre mümkün değil diyorsun. Peki sizin inancınıza göre türlerin yaratılmasını nasıl açıklıyorsun diye bir soru sorabilirsiniz. Yani Hz. Adem'in çamurdan yaratılmasının bilimsel bir izahı var mı? Siz ne diyorsunuz bu konuda? Hadi evrim safsata. Peki sizin söylediğiniz ne? diye bir soru sorabilirsiniz. Bu sorunun cevabı olarak öncelikle şunu ifade etmem gerekiyor. Öncelikle İslam'ın Evrim vardır ya da yoktur gibi çizmiş olduğu ve sınırlandırdığı bir çizgi yok. Yani evrim yarın laboratuvarda ispat edilirse ya da sahada gözlemlenirse ben bunu ilk kabul edenlerden olurum. Onu kabul edersen dinden mi çıkarsın? Hayır. Çünkü din bu konuda beni sınırlandırmamış. Din akla, mantığa ve bulguya ters bir şeye beni zorlamıyor. Yani dinin bütün esasları akla ve mantığa uygun. Dolayısıyla da bunun hani çok dinle bir alakası yok. Evet, evrimin dinsizliğe alet edildiği net. Evrimin ateizme alet edildiği net ama eğer evrim bilimsel bir gerçek olsaydı bu dinle çakışmayacaktı. Nitekim şu anda mevcut bilimsel verilerin hiçbirisi dinle çakışmıyor. Ha ben bu arada dini bilime hapsetmek de istemiyorum. Yani bilim dinin bütün meselelerini kuşatamaz, kapsayamaz. Çünkü bilim gelişen, değişen bir şeydir. Dinin iddia ettiği pek çok noktaya sonradan ulaşmıştır. O yüzden ben dini bilimin de ötesinde görüyorum ve öyle kabul ediyorum. Böyle bir giriş yaparak Hazreti Adem'in çamurdan yaratılmasının neresi bilimsel olabilir sorusuna cevap vermeye çalışayım. Şimdi elbette bir laboratuvarda deney yapmadım. Böyle bir deney de mümkün değil fakat bir analojiyle örnek vermek istiyorum. Mesela ben size desem ki şu telefon topraktan yapıldı. Ya yani da diyelim ben bu telefonun üreticisiyim. Ben bu telefonu topraktan yaptım. Çamurdan yaptım. Taştan topraktan yaptım desem inanır mısınız buna? Eminim ki %99 izleyenler buna inanmayacaklar. Öyle şey mi olur canım? Telefon neresi topraktan gelmiş? Bence algınız şöyle oldu. Sanki ben çamuru aldım, bir telefon şekli verdim. Ona üfledim. Telefona dönüştü gibi. Hayır öyle değil. Gerçekten de bu telefon topraktan geliyor. Bakın bunun mesela camı var. Değil mi? Topraktaki silisyumdan üretiliyor. Yani toprak süzülüyor. Toprağın içerisindeki silisyum süzülüyor ve cama dönüştürülüyor. Öyle değil mi? Camın üretimi topraktan değil midir? Buna itiraz edecek var mı? Hayır. E bu telefonun içerisindeki küçük metal parçacıklar, işte bakırdır, bakır teller veya diğer metaller nereden alınıyor, süzülüyor? ve topraktan alınıyor. İşte ben bu telefon topraktan geldi topraktan yapıldı derken toprağa böyle çamura şekil verilip bu hale getirildi üflendi telefon oldu diye kastetmedi. Toprağa eğer bir çömlekçinin eli değerse evet onu bir çanak çömlek, tabak vesaire yapar. Ama eğer toprağa bir mühendis eli değerse mesela bir maden mühendisinin eli değerse ondan özel madenleri çekip çıkarabilir. Eğer bir işte camla ilgili bir mühendisin eli değerse toprağı cama dönüştürebilir. Bu fevkalade mümkün ve şu anda yapılan şey de budur. Şimdi biz nedense Allah'ın Rabbimizin ben Adem'i topraktan yarattım, çamurdan yarattım Demesin hep şöyle algılıyoruz. Yani Allah çamuru aldı, ona bir şekil verdi. Yani bir heykel gibi bir şey yaptı. Sonra ona üfledi ve insan oldu. Böyle algılıyoruz. Ha böyle olması için bir engel var mı? İmkan dahilinde böyle bir engel yok. Allah istediği şeyden insan yaratır. Yani nitekim Kur'an'da taştan devenin çıktığını ifade ediyor. Nasıl ki mühendisin eli toprağa değdiğinde, kuma değdiğinde onu cama dönüştürüyor. Topraktan metalleri çekip çıkarıyor, elektrik elektronik mühendisinin elinde değince bunu bir alete bir telefona dönüştürüyor. Aynen öyle de mühendislerin mühendisi olan bütün bu mühendislere bu kabiliyetleri veren bize göre Cenab-ı Hak ve onun kudreteli toprağa değdiğinde ondan Adem Aleyhisselam'ı çekip çıkarabilir ya da her türün Adem babasını topraktan yaratmış olabilir. Bunda engel olacak hiçbir nokta yok. Nitekim Rabbimiz Hazreti Adem'in yaratılması ile ilgili mevzuları farklı farklı surelerde geçen farklı ayetlerle farklı şekillerde ifade etmiş. Mesela min salsalin kelfakhar demiş. Yani kavrulmuş şekil verilmiş çamurdan demiş. Mesela işlemiş e, çamurdan demiş. Bunun gibi birçok farklı şeyle anlatıyor. Yani aslında doğrudan bizim anladığımız gibi bir çanak çömlekçinin çamura şekil vermesi gibi değil de toprağın işlenmesi yani insanın vücudundaki elementlerin e, tamamı toprakta onların topraktan çekilip çıkarılması ama bir mühendislik sonucu çekilip çıkarılmasıyla insan topraktan yaratılmıştır diye anlamak bence e, akla ve mantığa daha uygundur diye düşünüyorum. Her tür için böyle bir Adem baba, evvel baba olması gerekiyor. Daha önceki videolarımızda ifade ettik, türlerin birbirine dönüşümü mümkün değil. Türlerin birbirine dönüşebilmesi için bir türü diğer türden ayıran genetik materyalin dönüşmesi gerekiyor. Ve böyle bir dönüşümü ne sahada ne laboratuvarda hiç gözlemleyememiştik. Daha önceki videolardan bunu hatırlarsınız. Canlılarda modifikasyon denen, adaptasyon denen fenotipik değişimler oluyor ve bu değişimlerin de gendeki yazılım değişikliği suretinde değil genetik işleyişin değişmesi suretiyle yani gen ekspresyonunun değişimi suretiyle olduğunu Görmüştük, dolayısıyla da türlerin birbirine dönüşme şeklinde değil de her türün kendine has bir şekilde ortaya çıktığı veya çıkartıldığı artık hangisine inanıyorsanız. Yani yaratıcıdan bağımsız bir bakış açısıyla da baksanız her bir tür için ayrı ayrı bir başlangıçların olması gerektiğini görüyoruz. Biz inananlar olarak buna doğaüstü olan Cenab-ı Hakk'ın yaratması diyoruz. Dolayısıyla da biz yaratmayı yine mantıksal ve mevcut biyolojik işleyişle anlıyoruz. Öyle körü körüne bir anlayışı din bize dayatmıyor. Dediğim gibi eğer evrimin anlattığı meseleler yarın bir gün ispatlanırsa ona ilk inanan ben olacağım bundan emin olabilirsiniz. Ve bu inandığımda da dinden çıkmayacağım. Eğer gerçekten bilimsel ve gerçekle uyumlu ise evrimin iddia ettiği şeyler. Ama bütün bu video serisinde gördük ki evrimin ve evrimcilerin iddia ettiği şeylerin aslı yok. Biyolojiye, kimyaya, matematiğe uymuyor böyle biyolojiyle, kimyayla çelişen bir şeyin gerçekle de alakası olamaz. Nitekim bulgular ve gözlemlerle de uygunluğu yok. Dolayısıyla da evrimi bilimin kendisiymiş gibi takdim etmek ancak bilimden uzak olmak, ya da bilimi maksadına alet etmek, inançsızlığına alet etmekle izah edilebilecek bir durum olduğunu düşünüyorum. Buraya kadar sabırla dinlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu videoların farklı versiyonları gelecektir inşallah. Daha çok bundan sonra ce soru cevap şeklinde videolar üretme e hedefimiz var. Tevfik Allah'tan, Allah'a emanet olun.